18 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Profesör Doktor Mehmet Okuyan, Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımızla birlikteyiz. Ne konuşacağız? Bu gece din, fıtrat ve insan arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Böyle hep hızlı bir giriş yapıyorum. Yani süremizi iyi kullanalım diye. Ee, Doğru yapıyorsun. Evet. Ki Mehmet Hocama daha çok söz hakkı kalsın. Evet. Hocam. Yani millet zannedecek ki ben böyle aman aman birinden <laughs> öbüründen söz kaçırmak gibi bir gayretim olsun. Hayır buradaki arkadaşların kimi hangisi ne derse benim için benim dediğim gibidir. Sen de elbette. Maşhabat yerinde varsa değil <laughs> Sorun yok. Ben hakkımı efendim feda edebilirim kardeşlerime. Yani ama bir ayet, duruyor internet Bir ayet daha olsun, konuşulsun. Arzum Tabii, budur yani. Başka bir yerimiz, yok. Yani. Hepimizin ki olacağım Ben de zaten e, vaktimizi iyi kullanalım ki mümkün olduğu kadar çok ayet paylaşalım, <laughs> önemli başlıklara dikkat çekelim diye söyledim. Hocam, Mehmet Hocam sizle başlayalım. Din, fıtrat ve insan arasındaki ilişki dedik. Hı hı. E, nasıl bir ilişki var bunlar arasındaki? Sizin bu konuda bir kitap çalışmanız evet. da yayınlandı yakın bir zaman önce. Evet. E, neler söylemek istersiniz? Şimdi konunun başlığı son derece dikkat çekici ve çok önemli. Şunun için önemli, e, hayatın içerisinde işte yaratılış ve mahlukat var ister istemez. Bunların e, sorumlu varlıklar anlamında e, insan en çok kıymetli bir yer işgal ediyor. Şüphesiz. İnsanın maddesi ve manası onu tamamlayan. Hani bedeni, ruhu, cesedi, psikolojisi onu tamamlayan unsurlar olarak önümüzde duruyor. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesi de bu insanın, insanoğlunun bu hayatı düzgün yaşayabilmesi için ona insanı yaratan kudret tarafından e, nelere muhtaç ise o ihtiyaç hissedeceği, muhtaç olduğu noktalarda ona yol göstermektir. Ve bu yol göstermede kıymetli kilometre taşı diyebileceğimiz hatırlatmalarda bulunuyor. Ben kardeşlerime birkaç ayeti e, hatırlatarak e, konuyu başlatayım isterim. Bir defa fıtrat aslında böyle güncel tabirle e, beyan edeyim. Şaban Ali Hocam sıklıkla kullanıyor bunu. E, ben de hani ondan cesaret alarak ben de kullanayım diyorum. Hani Fıtrat insanın aslında fabrika ayarları desek, hiç de yanlış bir şey demiş olmayız. Fıtrat insanın ruhsal ve manevi anlamda işte yaratılış özellikleridir. Onu insan yapan ana kodlardan meydana gelen yapıya işte fıtrat diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de mesela faat ruhsa mawa atıvelat ifadeleri vardır. Yani göklerin ve yerin fatırı onlara fıtrat kazandıran. Yani onları orijinal hale getiren, yutan <laughs> var eden Allah demektir. Fıtrat da bizim ana kodlarımızdır yani işte fabrika ayarlarımızdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu anlama gelmeden önce şöyle kullanımlar vardır. Kardeşlerimi o noktada bilgilendirmek isterim. Mesela Ala suresinin hemen ilk üç ayetinde şöyle der Allah-u Teala. Estağfirullah. Sebbihisme rabbikel a'la Rabbinin yüce ismini tesbih et, onu an, ona uygun davran. Ellezî halaka fesavva o yaratan ve düzen verendir. Vellezî <laughs> kaddera takdir eden ve hidayet edendir. Yani takdire uygun imkanlar sunandır. Demek ki insanın bir yaratılışı var, bir şekil verilmiş hali var, bir de onun Takdir üzere yani en ince detayına varıncaya kadar onun beden ve ruh yönlerinden onu en ince detayına varıncaya kadar şekillendiren bir ilahi programı var bu işin ve bu programın sonrasında Allahu Teala işte her her şeye hidayet ettiğini söylüyor. Evet. Şimdi orada sadece insandan söz etmiyor. İnsan da bunu yaratılmışların içinde bir unsur ama her şeyi yarattığı için ellezî halaka yani külle şeyin demek. Fesevva külle şeyin yani kaddere külle şeyin feheda külle şeyin veya li külli şeyin. Her şeye hidayet ediyor Allahu Teala. Bu Ala suresinin ilk üç ayeti bu. Firavun Hazreti Musa ile Hazreti Harun'a alay ederek kendince onları mağlup etme duygusuyla diyor ki Kale Femen Rabbu kuma ya Musa Ey Musa sizin Rabbiniz kimmiş yani sizin Rabbiniz kimdir bunu bana tam anlatın o yani masum bir soru değil alay ediyor yani ben de tercümede işte kimmiş ifadesini kullandım alay ettiği ortaya konulabilsin zaten diye. Zaten kendisinden başka bir Rab tanımadığında beyan ediyor zaten tabii. söylüyor. Dolayısıyla Sizin yani ben varken kim oluyor ki yani. Rabbinizden? Evet şey. o. Şu Ara suresinde de işte Kasas suresinde de e, onlar anlatılıyor. Hazreti Musa cevap veriyor. Cevap vermiş. Kale demiş ki Kale demiş ki Taha suresinin 49 ve 50. ayetlerini söylüyorum. Kale demiş ki Hazreti Musa Rabbuna ellezi Bizim Rabbimiz şöyle bir kudrettir. Atekülle şey şeyin halku, her şeye yaratılışını verendir, Sümmehda her şeye hidayet edendir. Evet. Şimdi bu iki ayette geçen hem Ala Suresi üçüncü ayette hem bu ayette geçen yaratılıştan sonraki hidayet ifadesi diğer mahlukat için ne için yaratılmışlarsa ona uygun dizayn edilmeleri demektir. Yani ağacın da hidayeti vardır, güneşin de vardır, yıldızların da vardır. Her şeyin hidayeti ne, ne için yaratılmışsa işte odur. Varoluş amacına göre hareket etmesi. Evet ona Arapçada lima hulika leh derler yani. Neye yaratılmışsa ne için işte ona uygun. Rüzgarın hidayeti esmesidir. Güneşin hidayeti ışık ve ısı vermesidir. Ne bileyim yağmurun hidayeti işte su oluşturmasıdır. Ne bileyim toprağın ki şudur. Her şeyin hidayeti var. Hocam burada ama, siz söyleyince aklıma bir şey geldi. Yani bir tebliğ metodu olarak, yöntemi olarak Firavun bu soruyu dalga geçme maksadıyla dahi sormuş olsa bile Hazreti evet. Musa verilmesi gereken cevabı veriyor, ciddiye alıyor. Bir Tabii. bu çok önemli. Bir de belki muhatabınız oradan ibret almayabilir ama onun etrafında başkaları var. Tabi elbette. Dolayısıyla onlar belki ibret alabilirler. Hani bunun biz hepimize belki bir ölçü olması lazım. Aynen öyle. Ben e, kardeşlerime ayet numaralarını söyleyeyim geri kalana onlar baksınlar bu programın konusu olmadığı için o 51, 52, 53, 54, 55. ayetleri de okusunlar. o diyalogda hangi içeriklerin e, yer aldığını görsünler. Evet. Hz. Musa hangi soruya nasıl cevaplar vermiş harika bir tevhid manifestosudur bu evet. diye ben zaman zaman onu dillendiririm. Şimdi her şeyin hidayeti var. Mesela Allah yarattığı her şeyi bir de güzel yarattığını söylüyor. Secde Suresi 7. ayette diyor ki: "Ellezî ahsana külle şey'in halakahu." Allah her şeyin yaratılışını güzel yapmıştır ve onu öyle yaratmıştır. Ve insanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır diyor. Yaratılma, yaratmak Allah'a ait bir sıfat olduğu için onun yarattığı her bir şey elbette güzeldir. Hatta benzerilerinden çok daha güzeldir. Hep öyle bir sanatkarlık vurgusu vardır. Şimdi her şey niçin yaratılmışla o şeye yönelik olarak her şeyin hidayeti vardır diyorum. Ama bunu insana getirdiğimiz zaman insanın hidayetiyle ilgili kullanılan kelime fıtrattır. Evet. Bu bizim ana kodlarımızdır. Hani her şey Allah'ı tesbih eder. Gökler, yedi kat gök, yeryüzü ve içindekiler. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ediyor olmasın. Fakat siz ona, onu anlayamıyorsunuz. Ayetinde her şey tesbihe kodlanmıştır. Fakat bu tesbihi insan yaparsa devrede bir bilinç söz konusu olduğu için insanın bu anlamdaki çabasına zikir deniyor. Gerçeği hatırlamak. Diğer bütün mahlukatın yaratılışının bir hidayet sebebi vardır. Bir amacı vardır ama insanla alakalı bu hidayet dediğimiz her şey için olan hidayet insana evrildiğinde bunun adına fıtrat deniyor. Hı hı. Ve bu fıtratla alakalı mesela Kur'an-ı Kerim'de son derece belirgin çizgilerle bize hatırlat hatırlatılan ayet-i kerime Rum suresi 30. Ay 30. ayettir. Orada Allahü Teala dinle fıtratı eşitlemektedir fıtrat insanla alakalı bir özellik olduğu için din eşittir fıtrat eşittir insan deriz. Bunda herhangi bir çekincemiz söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar arasında bir çatışma olmaması Olmaz. gerekir. Çünkü insanı yaratan, insandaki fıtratı yaratan da Allah'tır ve o fıtrata uygun şekilde ona yol göstermek üzere dini gönderen de Allah'tır. Evet. Bunlar arasında bir çatışma söz konusu olmayacağına göre bir çatışma görülüyorsa bu Allah'tan, dinden veya insan fıtratından kaynaklı değildir. Belki onun üzerine uydurulmuş, üretilmiş bir takım bilgilerden kaynaklı değildir. Tabi tabi yorumlamadan, bilgi eksikliğinden ya da yanlış bilgiye ulaşmaktan kaynaklı problemlerdir. Ben bir şeyi e, paylaşayım. Bir ara bir tweet atmıştım. E, yıllar önceydi. Demiştim ki Allah-u Teala'nın mahlukatı 300 kardeştir demiştim ben. Bunlardan biri kainat. Biri Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar işte bütün peygamberlere yönelik vahi, biri de insan. Bunlar 3 üç kitaptır, 300'dür bunlar. Bu üç kitabın üçü de okunarak Allah'a ulaşılabilir yeter ki şartlanmış beyinler e, oluşmasın diye. O zamanlar bu Twitter'da şeyler e, sayı şey karakterler sınırlıydı. Evet, 140 e, Hepsi bir yere sığmadı, böldük. Yani kainat, vahi ve insan üçlüsüne 3 üç kitap dedim ben. İşte bu üç kitaptan da Allah'a ulaşılır. O öbür tweetliydi. Birileri bu birinci tweeti değil ikinciyi alarak işte ben güya Tevrat, İncil ve Zebur'u kastederek bu üç kitaptan da Allah'a ulaşılabilir diye beni bir çeşit yaftalamaya gayret ettiler. Şu günlerde o gene dolaşmaya başladı. Ama insanda biraz vicdan olur. Sonra ben niye üç kitap diyeyim ki? Dört kitap var. Ben niye zeburu hesaba katmıyorum? Onlar herhalde birini çıkardılar hangisi ise. Bu şeye demiş hocam. Ee, Sokrates demiş ki beni bir kişi anladı. O da yanlış, yanlış anladı. Anladım. evet. <laughs> Sizinki biraz öyle olmuş. Ben bunu, bunu yaşadım ben. O itibarla hani sen o mukayeseyi yapınca aklıma o geldi. Hocam bugüne iyiymiş ya. Mehmet hocam bir konuşmasında diyor ki ben hiç sabah namazına kalkmıyorum diyor. Sonrasında diyor ki çünkü sabah namazına kadar yatmıyorum diyor. Çalışıyorum gece Kur'an'la meşgul olurum diyor. Adam kesmiş orayı videoyu. İlahiyat hocası sabah namazı kılmıyor diye. Evet. Ben bunlarla da uğraşıyorum Gerçekten. Şaban Hocam. Hayır şöyle bir şey var yani bunlar, e, yani zaten bir şey demek istiyor. Diyecek bir şey bulamazsa da iftira düzecek. O adam şaşırmamak lazım. Mesela bir keresinde işte Şansa emir hocamızla soyadımızın sonu manla bitiyor. ...neyse Şaban Ali Düzgün orada ün... Oradan... <laughs> ...ama o da neye tutuyor evimizde... ...belki oradan bir şey çıkartırlar... ...hatta bir kısım... ...Taslaman, Dorman almış... ...bazılar okuyanı da eklemiş ona... Vay demiş işte bunların sebetayist olduğunu delili tek merkezden taslaman işte şeyler sebetayistler diye. Sonra benim de tabii bir arkadaş da dedi ki ya dedi böyle soy ağaçları ile ilgili bir şeyler var işte hocam senin ailenin soy ağacı işte Bosna'ya gidiyor ya bunu paylaşalım o soy ağacı firması da. Ben dedim aman dedim sakın paylaşma şimdi başka bir şey bu sefer uydururlar daha kötü bu söyledikleri hiç olmazsa komik şimdi yeni bir şey nasıl olsa adam Aleyk'te bir şey diyecek. Hiçbir şey bulamazsa bir iftira kendisi e, ayarlayacak, söyleyecek. Ya Taslaman bana sorsan Taslaman teslim olan adam demek. Allah'a yani. teslim. Hocam olayım. işin doğrusu ben de öyle bekliyordum da. Ha ya, <laughs> ben, ben öyle de... iyi niyet ve bir yorum yapabilirim. Abi, ya. Müslüman Hayır. ne demek? Onu sormak Hayır onu Müslüman ne tam, e, tam Müslüman falan seyleme kökü var ya ben de öyle Şaban hocam gibi üstünü zannediyordum Umucam diye dedeme sordum soyadımız nedir falan diye büyük bir ümitle çünkü Bosna'dan geliyor soyadı kanunu öyle alınmış değil. Ya Garba dedi tas yapıyorduk dedi tas yap. <laughs> o beklediğimleri <laughs> Allah bulamadım. Ben öyle yorumlamak Ama hala tam kesin değil ya. bir ihtimal öyle olma ihtimali hala vardı yani Dedem dedi. Dede o da çok yani emin söylemedi. <gülüyor> <gülüyor> tas yapanmış <da> <laughs> evet. Ben Rum Suresi 30. ayeti tercümesini yapıp sözü bırakayım e, Allahu Teala Hazreti Peygamber'e tabi onun şahsında hepimize hitaben demek istiyor ki yüzünü benliğini e, hanif olarak yani Allah'ı birleyici olarak evet. dine çevir. Yani Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. İnsanların fıtrat üzere yaratılmışlığını söyleyen çok nefis bir peygamber sözü var aleyhisselam. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil islam diye buna işaret ediyor. Ve ben bu tür örneklerden hareketle de, de diyorum ki bir söz peygamberimize aitse onun mutlaka Kur'an'dan bir referansı vardı. Kur'an'dan referansını buluyorsanız onu kullanmakta hiçbir sorun yok. Ama böyle hiç Kur'an'la alakası şeyler söyleyince de kusura bakmayın yani öyle her duyduğuma itibar edecek Nerede değilim. Nerede geçtiğinde bir önemi yok bu arada. Yok yani. burada <laughs> hakem geçem. bağlayıcı olan Kur'an'a uygunluktur. Bu ayet ve peygamberimizin o sözü insanoğlunun yaratılışta bir fıtrata sahip kılındığını... Ve o fıtrat özellikleriyle insanın e, hani e, vahye muhatap oluşuyla <laughs> alakalı olarak vahye zikir zikira tezkire denmesini ben bir yerde birleştiriyorum. Hatırlama veya hatırlatma anlamına gelen o üç kelime Kur'an'ın isimlerindendir. Hatırlatılan şeyin önceden öğretilmesi gerekir. Ben onun bize öğretilme zamanının da fıtratımıza işlenen evet. ilkeler olduğunu düşünerek böyle bir eşitleme yapıyorum. Ya bunu hocam not aldınız e, görüyorum. Siz neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili olarak? Mehmet hocam bazen diyordu ben kendime not aldım diyor. <laughs> hocam ya şimdi ben de ben kendime not aldım diyeceğim ama öyle değil söyleyeceğim yani hocam konuşurken bazı şeyler çağrıştı onlardan bir tanesi bütün insanlar fıtrat üzere yaratıldığı sözü yani Hazreti Peygamber'in sözü insanın doğasının temizliğine ve o doğaya uyulduğu zaman tutulacak rotanın da onu arzu edilen amaca rahatça evet. ulaştıracağına ilişkin bir sözdür peki durum bu mu? Yani bütün insanlar o fıtrat ayarlarına uygun bir yaşam sürerek arzu edilen bir hayatı var kıldılar mı? Hayır. O zaman anlıyoruz ki bu Hazreti Peygamber'in sözü bir fotoğraf çekme, bir tespit doğru ama fıtratın bozulabileceğine, fıtratın dejenere edilebileceğine, ayartıcılarla yolundan çıkartılabileceğine de bir işaret. Bu hadisin devamında o cümleler var zaten. Bir başka hadis varyantı var. Çok az kullanılan. Burada ben onu sık sık anıyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor bu varyant. Küllü mevludin yûledu alel fıtratı. Her doğan fıtrat üzere doğar. Hatta yura be anhu lisanuhu. Ta ki bir dilin konuşulduğu ortama girene kadar. Yani anlıyoruz ki bir insan hatta yurabe anhu lisanuhu yani bir dilin konuşul dilin irabı olana kadar demek bir dilin hakim olduğu ortama girene kadar fıtratını korur. Yani bir kültürle bir şey kültürel bir şeyle ortama girdiğinde dil demek kültür demek aktarılan bir geleneğin hakimiyeti demek toplumsal yapı demek. Bir toplumun içine girdiğiniz zaman toplum sizin fıtratınızı muhafaza edebilir de tam tersi bozabilir de. Bu bir uyarı. Şimdi kültürle ilgili kritik yapanlar, eleştiri yapanlar şunu söylüyorlar. Karl Marx'ı eleştiriyor birisi diyor ki Marx dedi ki din afyondur. Hı <laughs> Tamam diyor, din afyondur, kabul edelim. Ama afyonu size başkası verir ve zehirler. Kültür kişinin kendi kendini zehirlemesidir diyor. Kültüre karşı dikkatli olun. Zira kültür kokmuş hiç kimsenin yemeyeceği bir balığın üzerine çok güzel bir sos Sosyalı. dökerek size yedirmektir diyor. Kültüre dikkat edin diyorum ben. Kültür insanların damarında akan kan gibi farkına varmazsınız. Yani kontrol etmezsiniz ben acaba canlı mıyım diye. O doğal olarak akar gider. Siz de hayattasınızdır. Arıza çıktığı zaman gider işte ölçüm yaptırırsınız falan. Kültür ne zaman arıza verir? Nadiren arıza verir gibi duruyor. Dolayısıyla o hadis-i şerifte Hazreti Peygamber uyarısı. İnsanlar bir toplum içinde yaşadıkları zaman o toplumun onların fıtratını bozma riski her zaman var. Buna dikkat etsinler. Şimdi buna baktığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bizim hem felsefe geleneğinde hem de kelam geleneğinde anılan bir şey var. İnsanın ikinci doğası. Hı hı insanın ikinci doğası felsefede çok sık kullanılır. Kelamda da biz kullanıyoruz Maturidi bu ifadeyi olduğu gibi kullanıyor. İnsanın ikinci doğası. Bir insanın yaratılmış bir yapısı var. Şunu diyebilir bir insan. Ya biliyoruz hocam adamın cebinde akrep var. Yani başkasına verme, harcama anlamını geçtik. Kendisi bile harcayamıyor kendisine. Yani karda, yağmurda 80 yaşında, 85 yaşında gözledim bir hocamız taksiye binip evine gidemiyor otobüs bekliyor yokluktan değil bu cimri de demek istemiyorum ama harcamaya varmıyor eli mizaç mizaç, mizaç bekliyor, diyelim mizaç ya da mizaç, de. mizaç teorileri de evet. yani felsefenin yine ciddi bir konusu şimdi diyor ki bütün pedagoji bütün felsefe bütün vahiy aslında insana ikinci bir doğa ikinci bir yapı inşa etmeyi amaçlar. Yani insanın bir saf hali var. İyi haldir, nötr haldir o. O fıtrat dediğimiz nötr hal. Hep konuşuruz ya insanın doğasında fücur da var. Evet. Takva da. Takva var. Fücur kelimesi kontrol edilemez motivasyonların ortasındaki bir adamın hayatını içerir. Çünkü fücur, fecir, sabah demektir. Karanlığın içinden ışığın patlayıp çıkması demek. Bir tohumun patlaması fecirdir. İnficar Arapçada bir bombanın patlamasıdır. Fecir patlamadır. Fücur her an patlayabilecek bir toplumsal yapının parçası olma. Korkunç bir şey bu. Yani toplumsal tarih açısından fücur toplumu korkunç bir toplumdur. Tanımlanan yani öyle bir insan önce fücur la ilgili her an patlamaya hazır bir insan, öfke kontrolü olmayan bir insanın yaşadığı toplum da böyle bir toplum. Yani onun oluşturacağı kötülük kendisi de sınırlı bir kötülük değil. Kesinlikle. Topluma yönelik bir yönelik. Topluma yön yönelik. Onun için şey şu söylenir. Yani bir yerde bir felsefi tartışma, bir dini retorik söylem varsa kesinlikle bunun bir kamusal ayağı vardır, toplumsal ayağı vardır, politik ayağı vardır. Yani orada insanın takvası, takva, takva dediğimiz nedir? Takva dediğiniz şey sorumluluk bilincinin sizi koruyacak, içinde bulunduğunuz yapıyı, toplumu koruyacak bir mekanizma yaratmasıdır. Herkes sorumluluğunu bildiğinde sorgulanabilir, hesap verebilir bir yaşam kurması demektir. Dolayısıyla oradaki fücuru, yani insanın doğasında iki tarafa da eğilim var. Peki ikinci doğa ne? İkinci doğa o fücur tarafınızı, kontrol edecek hem kendiniz için hem de başka insanlar için patlamaya sebep olabilecek bir meyle ona münaferet deniyor. Yani insanın yapısını kelami terminoloji burada kullanarak çok ağır bir sohbet havası yaratmak istemiyorum ama insanın doğasını ikiye ayırmış kelamcılar. Bir mülayemet dediğimiz hep iyiye meyleden, güzele meyleden. Çünkü çekici tarafı var hayatın meyle diyorsunuz. Bir de münaferet dediği çirkin olarak görüp kaçtıkları var. Şimdi o çirkin olan şeyleri insanlara göstermeniz lazım. Yani kumar oynamanın nihayetinde yaratacağı sonucu her şeyini kaybedebilecek bir insanın fotoğrafını ona göstermek bizim boynumuzun borcu. Mülayemet dediğiniz herkesin arzu ederek kendisine ulaşmak için arzu ettiği bir toplumsal yapı idealini ben buna bir ütopyamız olsun diyorum. Bir ütopyamız olsun. Bir ütopya. Yani Veysi'nin habnamesi namesi gibi uykuya yatıyorlar bu adamlar ve diyorlar ki öyle bir dünya tasarlıyorum ki ben uykumda şöyle 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 şöyle. İşte e, Namık Kemal'in özgürlüğü rüyasında görmesi gibi e, Ziya Paşa'nın hakeza, Erzurumlu İbrahim e, Nazım'ın Mustafa Nazım'ın hakeza. Mesele şu nasıl bir ideal toplum ortaya koyuyoruz? Kur'an-ı Kerim'in bu hidayet dediği şey bir yol gösterim. Ama yol gösterim aynı zamanda bu fıtratla ilgili olarak altını çizmek isterim. Allah yarattığı bütün varlıklara hidayetini veriyor. Hidayet dediği şey aslında Descartes'in kullandığı doğal iç ışık. Yani vahiy gelmese dahi bir insana vahiy gelmese, peygamber gönderilmese dahi aklının varlığı onu Allah'ı bulma, metafizik bir gerçekliğe erişme, ulaşma gücünü keşfedecek yetidir insan içerisindeki akıl. Söylenen sözüdür peygamber, insanın dışarıdaki aklıdır. Akıl insanın içindeki peygamberdir. Bizim kültürümüzün söylediği bir şeydir bu. Cafer-i Sadık'ın sözü olarak geçer bu. Peygamber dışımızdaki akıldır. Aklımız içimizdeki peygamberdir. Çünkü ikisinin kaynağı da ilahidir. Gidip pazardan almadık ki biz bu aklı. Bütün insanlara verilmiştir. İşte Descartes'in meşhur sözüdür. Ya bir insan tablo yaptığı zaman bir ressam nasıl altına imzasını atarsa Allah yarattığı bütün varlıklara imzasını atmıştır. O fıtrat dediğiniz şeydir. Caner hocam belki fıtrat delili içerisinde yer alır. Yani zorunlu olarak siz onu dile getirmek durumundasınız. O varlıksal olarak bu size bırakılmış değildir. Yani insan burada özgür değil bana sorarsanız. Yani size öyle bir ihtişam dünya konuluyor ki önünüze. Yani şöyle bir meltem rüzgarın estiği, yıldızların gökyüzünün yaldızlandığı tamam. Bir gökyüzüne bakan bir insan zorunlu olarak şunu söyler. Muhteşem. Ya şunu demez, bu nedir kardeşim? Böyle dizayn mı olur? Ya der mi? Hayır, bakın evrenin dizaynı bile hidayettir. Yani sizi kendi halinize bırakmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim inkarı bir sapma olarak alır. Ya inkar bir bilinçli tercih olarak görmez Kur'an-ı Kerim onu. Ya daha doğrusu bir e, bilinçli tercih olarak görür görmez ifadesini geri aldı. Bilinçli olarak bunu yapıyor. İnkarı İnadını, inadına yapıyor. yapıyor. Onun için hocam belki şeyde nasıl tercüme etti bilmiyorum e, mealinde Kur'an-ı Kerim cahil kelimesini kullanmıyor insan için. Cehul olarak o belirli karakter tahlilinde cehul diyor. Cahil cahildir. Cehul bile bile cehli tercih eder zalim demiyor karakter tahlilinde. Zalum diyor. Zalim zalimdir. Zalum bile bile zulmü tercih edendir. Yani insan bile bile belli gerekçelerle zulmü tercih ediyor. Yani insan değil midir ya bir yere kendisine bombayı bağlayıp da dinamiti gidip pazar yerinde yüz kişiyi havaya uçuran adam bunun sonucunu bunu, kestiremiyor bunu yani. sonucunu kestiriyor, biliyor. Bile bile bunu nasıl yapıyor? Yani yapıyor diyorum ya insanın ikinci doğası konusu ben biraz Marksist literatürü çok sıkı çalıştığım için e, o, 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 kavramını kullanıyor Marx diyor ki insan kendisine ikinci bir doğa oto kendi kendine poesis ikinci bir yaratım yapmalıdır kendisine ikinci bir doğa inşa etmelidir o da şudur normal şartlarda bir insan gidip bir adam öldürmez diyor öldürmez ama ona diyor öyle bir ideal vermeliyiz ki o ideal için insan öldürülmesi gerektiğini bilmelidir. Tarihe ancak böyle geçeceğini de bilmelidir. Yoksa öbür türlü unutulacaktır. Ve buna insanın kan zehirlenmesi diyor. Yani öldürmeden duramayacak diyor. Ancak devrimi böyle yaratabilir. Ben de bunun karşısına şöyle diyorum. Öyle bir inanan birey, mümin birey Profili çizmeliyiz ki kendisine ikinci bir doğa var etmelidir, otopoesis yapmalıdır. Merhamet etmeden, şefkat duymadan, sevgi hissetmeden yaşayamayacağını bilmelidir. Çok. Yani o da merhamet zehirlenmesine uğramalıdır. Marx'ın dediği kan zehirlenmesine karşı bir dinin önereceği de merhamet zehirlenmesidir. Merhamet etmeden adam huzur bulamıyor. Ya merhamet şifasıdır da diyebiliriz. Tam tam bu. Zehiri humuslandırdı. O ikinci doğanın altını çizmek Ondan istedim. Olsun. Belki burada son söyleyeceğim bir şey olsun. Eee Maturidi'den onu aktaracağım. Maturidi fıtratın bozulma riskine karşı hiç bozulmayacak başka bir insani yetiyi fıtratın denetleyicisi olarak öneriyor. Ona da akıl diyor. Hı. Biz buna hücciyetül akıl dedik. Yani aklın son karar merciği oluşu. Çünkü aklın ilkelerinde bir yanılma olmaz ama fıtrat toplum tarafından bozulabilir. Nihai olarak siz aklınıza danışın diye bir aslında çek, fıtratla akıl arasında bir çek etme mekanizmasını e, oturtuyor. Ama nihai kararı e, hücciyet son karar merci olarak e, akla teslim ediyor, maturidi değil. Dolayısıyla kilitleri açmak için kullanılacak anahtar aslında akıldır. Evet diye e, kodlayabiliriz belki. Canan Hocam, e, hem Mehmet Hocam'ın din, fıtrat ve insan arasındaki ilişki kurmasından, ayetler üzerinden ve Şaban Ali Hocam'ın da hem kelami hem felsefi anlamda biraz bunları temellendirmesine hareketle sizin e, fıtrat delilleri çalışmanız var. Evet e, Fıtrat delilleri nedir? Önce onu bir isterseniz kısaca ifade edin. Bir de e, fıtrattan Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Bunun yolu nedir? Evet hocam fıtratla ilgili söylenecek çok şey var. Benim çalışmalarımda da fıtrat konusu çok önemli bir yere sahip. Şimdi Allah'ın varlığı 12 delili diye bir kitabım var. Bunlar 7 tanesi evrenden hareket edilen deliller. Evrenin işte tasarımı, hassas ayarlar, evrendeki potansiyel, evrenin keşfedilebilirliği, evren olma olmayışı kökeni gibi birçok husustan evren delilerinde bahsederken fıtrat delillerinde 5 tane şeyi temeli aldım. Ki Şimdi fıtratın özelliği doğuştan bütün insanlarda sahip olan ortak unsurlar. Bunları ele alıp bunların nasıl Allah'ın varlığını ve Allah'ın bir din göndermesi gerektiğini temellendirdiğini de göstermeye çalıştım. Allah'ın varlığı 12 delili kitabında sadece Allah'ın varlığı ile ilgili bunları kullandım. Fıtrat delilleri kitabında Allah'ın varlığına işaret ettiği gibi fıtratımızı nasıl İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu da e, tasdiklediğini göstermeye çalıştım. Özellikle 5 tane şeyden hareket ettim sahip olduğumuz doğuştan özelliklerimizden. Birincisi arzularımızdı. Doğal arzularımız. Bütün insanların doğuştan sahip olduğu ki bunlar işte yaşam arzu, korkuların giderilmesi arzu, hayatta anlam olması, gaye olması arzu, mutluluk arzu gibi arzular. İkincisi doğuştan sahip olduğumuz ahlaki özelliklerdi. Bununla ilgili birazdan bir şeyler daha diyeceğim. Üçüncüsü aslında aklı da ben fıtratın bir parçası olarak görüyorum. Yani akıl da bunlardan biri. ...dördüncüsü e, irademiz... ...beşinci ise bilinç ve benlik hususlarıydı... Bunlardan hareketle nasıl temelendireceğiz... ...şimdi tabii bunların her birini açmayacağım... ...her birini açsak değil. ...her biri bir tanesi bir program konusu olacak kadar... ...uzun... E, ...ama genel hatlarıyla bir şeyler söylemeye çalışacağım... ...şimdi özellikle... ...şunun değerlendirilmesini önemli buluyorum... ...20. yüzyılın... ...ikinci yarısı... ...birinci yarısı da değil... ...ikinci yarısı doğuştan sahip olduğumuz özelliklerin sandığımızdan da daha fazla olduğunu gösterdi. Şimdi biz 20. yüzyıla gildirdiğimizde birçok kimse insan zihni komple tabular yani boş bir levha gibi doğuştan sahip olduğumuz özellikler yok. Bunlar aşağı yukarı hepsi öğrenme süreci ve kültürle şekilleniyor gibi bir noktadaydılar. Mesela Durkheim'a baksak mesela yani 20. yüzyıldan önceki sosyolojik ifadeler de de bu var. Ama işte mesela Durkan gibi işte sosyologlar 20. yüzyılın başında bunu kabul edecek çok sosyolog vardı. Bir adeta sosyolojik determinizm yapıyordu. Komple zihni toplumun şekillendirdiği bir şey. Yani doğuştan gelen hiçbir özellik yok. Top, komple insan toplumun ürettiği bir varlıktı. Mesela hem psikolojide yine önemli bir isim John Watson'a gitsek davranışçılığın kurucusu. Bana bir ...çocuğu verirsem... ...ben onu istersem katil... ...istersem işte bir dahi yaparım derken... ...eğitim süreciyle ben her şeyi yaparım... ...doğuştan gelen özellik diye... ...bir şey yok demek istiyordu John Watson. Şimdi burada tabii şunu yakalamak önemli... ...yani eğitim süreci, kültür çok önemli... ...burada özellikle kültürle ilgili bir şey diyeceğim... ...bu fıtratı... ...bunun önemini anlamak... ...fıtratı yok saymak demek değil... ...ama sadece ve sadece her şey eğitimle oluyor... ...ve kültürle şekilleniyor derseniz... O zaman fıtrattan gelen özellikleri ıskalamış olursunuz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, değil mi bir eğitim sürecinde insanın doğuştan gelen fıtratındaki mutluluk arzusuna aykırı bir noktaya götüremezsiniz. Mutluluk arzusundan bağımsız bir insan üretemezsiniz mesela. Mesela yine fıtratı bulaştırılır mı demek lazım. En çok bulaştırılır yani, değiştirilmez. Şöyle diyeyim fıtratındaki o özellik baskılanabilir. Ama her mesela şöyle siz onu baskılarsanız bir sonra doğan çocuk yine mutluluk arzusuyla doğar. Belki mutluluktan vazgeçen bir insan da üretebilirsiniz kültürle diyelim. Olabilir demiyorum. Ama onun olacağını varsaysak da bir insanın fıtri özelliğinin mutlu olmak isteği olduğunu veya korkularından kurtulmak arzusu olduğunu insanın değiştiremezsiniz o yapısının belli bir kültürlü onları baskılasanız da hiçbir şeyden korkmayan bir insan üretebilirsiniz. Ama insanın doğal hali belli şeyler karşısında korkmak ve korkuların giderilmesiyle ilgili bir arzudur. Yani bunu değiştirmeniz insan özelliği olduğunu değiştirmeniz e, mümkün değil. Burada 20. yüzyılın ikinci yarısında ne değişti? Burada önemli olanlardan biri Chomsky'nin yaptığı atılımdı. Chomsky aslında hepimizin gözü önünde gerçekleşen bir husustan hareketle insan zihni ne kadar zengin olduğuna işaret etti. Bu ne? Aslında biz çocuklara dikkat etsek Chomsky'nin dediği ama dikkat et Chomsky buna dikkat çekmeden birçok kimse farkında değil. Çocuklara biz dikkat etsek şunu görüyoruz. Çocuklar aslında dil konuşmayı biz öğretmiyoruz. Dil konuşulan bir ortamda çocuklar dil konuşma özelliğini ediniyorlar. Hatta modern çalışmalar şunu gösteriyor. 3-4 tane dil konuşulan ortamda çocukları bulundurduğunuzda her bir dili ayırt edecek şekilde öğreniyor. Ama hangimiz mesela kendi çocuğumuza gidip de geçmiş zaman işte geldim, gelecek zaman işte geleceğim, şimdiki zaman geliyorum... Bak böyle grameri kullanacağım özne buldur. İngilizceki bir öğren. Ya yani bir öğrenme süreci çocuğumuza geçirdik. Hayır, öğrendi. O zaman Chomsky tabi şunu dedi. Dil konuşma. Chomsky de tabii bir dil bilimci ve felsefeci diğer tarafta, Şunu öne dikkat çekmeye çalışıyor. Ya dedi dil konuşma çok komplike bir olay. Bir çocuk küçükten dil konuşması gerektiğini de bilemez. Çünkü dil konuşmanın gerekli bilmek bile dille olan bir olay. Böyle bir bilinci, dil konuşma ilgili bir irade de ortaya koyamayacağında dil konuşma kadar çok komplike bir olayı yapabiliyorsa demek ki doğuştan zihnimiz dil konuşmaya hazır aparatlarla geliyor. Ve bu kadar komplike bir olayı çocuk yaştan biri ediniyoruz dedi. Ha bu fıtratımızın ne kadar zengin olduğu ile ilgili bence bir kapı açtı. Ve modern psikolojide ve bilişsel bilimlerde yani kognitif science alanında bundan sonra da birçok çalışma yapıldı. Gerçekten de doğuştan zihnimizin getirdiği donanımın olduğundan zengin olduğunu gördük. Ve bu sadece dille ilgili değil. Mesela bizim konumuzla önemli ahlak konusuyla da ilgili böyle. Bir bakta mesela çocuklarla ilgili kukla deneyleri yaptılar. Çocuklara iyi kuklaları, kötü kuklaları veya tarafsız kuklaları seyrettirdiler. Mesela bir deneyde diye ama dikkat edin konuşma dönemi öncesi çocuklara. Yardımcı kuklaları gösterdiler. Biri de hep mızıkçı kuklalar, yukarıdan aşağı insanları itenler. Bir baktılar çocuklar iyi kuklaları seçme eğilimi gösteriyorlar. Kötü kuklalardan uzak duruyorlar karşılarına verdiğinizde. E, nötr kuklayı kötü kuklaya tercih ediyor. iyi kuklayı nötre ve kötüye tercih ediyor. Yani anlamlı seçimleri ahlaki açıdan anlamlı seçimleri çocuk dönemi öncesi yapıyoruz. Aslında yine felsefeciler şunu fark ediyorlar. Bizim çok rahatlıkla kullandığımız dünyanlar tarafından insanların iyi kötü gibi kavramlar hatta adalet gibi kavramlar özünde çok komplike kavramlar. Bu kadar farklı insanın ciddi bir felsefe eğitimi almadan bu çok komplike kavramları rahatça kullanıp düşünebilmesi derdini beyan edebilmesi de... ...aslında doğuştan bizim zihin yapımızın iyi kötü kavramlarını rahatça kullanmaya programlamamıza alakalı ki... ...ben işte Kur'an'daki işte Allah'ın insanlara fücurunu ve takvasını yani bir yerde sapmayı ve de korunmayı ilham etmesiyle ilgili ayetin de bununla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Aslında her birimizin zihninde bu iyi ve kötü kavramlarını kullanacak hatta adaletli adaletsiz gibi ahlakla ilgili en temel kavramları kullanacak doğuştan bir e, donanım var. İnsanı da değerli kılan bu değil mi aslında hocam? Yani e, bunların arasında seçim yapabilecek özgür bir iradeye sahip olması ve e, aslında iyi olanı seçtiği zaman da Allah'a razı edecek bir işte hayatı yaşaması. Yani insan da bu anlamda makinelikten çıkartıp e, gerçek anlamda insan kılan ve değerli kılan bu değil midir? Elbette hocam. Yani doğuştan bizim yapımız aslında ahlaki bir sistemi benimseyecek şekilde yapıyor. Eğer ki doğuştan bu yapımız olmasa insan dinle karşılaştı ve doğuştan mesela empati gibi ki empati de aslında çok komplike bir kavram. Zihnimizde hazır olunmasa burada şöyle deneyler var bakıyoruz modern psikolojide. Bir günlük bebeklerde empati deneyleri var. Bak yeni doğmuş bebek bir günlük dedim yani yeni doğmuş bebek. Bir günlükken bile empati özelliğinin olduğunu tespit ediyoruz ki ahlakın en temellerini oluşturan bir unsur empati. Yani doğuştan ahlaki tercihler yapacak şekilde geliyoruz. Dinin içeriğini eğer ki zihnimizde ahlaki kavramları kullanacak ekipman baştan olmasa iyi kötü doğru yanlış empati yapmak gibi. Aslında biz bir dinin içeriğini anlamamız bile mümkün olmaz. Sonuçta aslında doğuştan ahlaki özelliklerimiz bizim dini bir sistemi içselleştirebilmemize hazır bir şekilde geliyor. Ben tabii fıtrat delillerindeki benim ahlak delilim bu yüzden mesela ne bileyim Kant'ın veya başkalarının ahlak delilinden farklıdır. Ondan ben ona doğuştan ahlak delili diyorum. Doğuştan bu ahlaki yapımızın en iyi açıklaması nedir sorguluyorum. Tabii burada detaylarına girmeyeceğim şekilde Sonuçta doğuştan ahlaki yapımızı Allah tarafından verildi açıklamasının en iyi açıklama olduğunu söylüyorum. Bunun da sebebi şu doğuştan ahlaki yapımız e, ahlaki bir sistemi içselleştirmeye hazır bir şekilde geliyor. Fakat doğuştan ahlaki yapımızın olması ahlaki bir sisteme mantıksal temel sunmuyor. Ancak Allah'ın buyrukları olursa doğuştan ahlaki yapımız rasyonel temelini buluyor. Ama bizim doğuştan yapımız sadece sezgilerle ahlaki düşünmeyi değil, mantıki temel bulmayı da gerektiriyor. Doğuştan yapımız ancak Allah'ın buyrukları varsa ahlaka rasyonel temel bulacak şekilde ise bunun en iyi açıklaması doğuştan yapımızın Allah tarafından verildiğidir şekli. Aslında bu hiç konuya düşünmemişler için zor bir önermeler olabileceğini tahmin ediyorum. Merak edenler kitabımdan okuyabilir. Ama kısaca nasıl ahlaklı ellerini kurduğumu göstermeye çalışıyorum. Yani bu susun üzerinden veriyorum. Doğuştan doğuştan çünkü yapımız mantıksal temel sunmuyor birçok şeyi. Ancak sezgisel olarak ahlaki yapımızın olmasına sağlıyor. Zaten doğuştan fıtrat ateistlerde de işte Hindularda da e, Yahudilerde, Hristiyanlarda da olduğu için e, bir ateist rasyonel temeli olmadan da pekala eee çok ahlaklı olabiliyor. Gereğinde bir Hristiyan'dan, Müslüman'dan da daha ahlak oluyor. Niye? Çünkü ahlaki eylemde bulunmak her insanın doğuştan gelen yapısıyla alakalı. Ama buna mantıki temel bulmak ancak ve ancak Allah'tan gelen buyruklarla içeriyor. Oysa biz birçok şeyi mantıki temel bulmadan da gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bu burada tabii çok önemli bir unsur var. Hocamınlarımın da hocalarım ikisinin de dikkat çektiği gibi Rum suresindeki ayet fıtratta bir ...önemli bir delil olduğunu söylüyor. Mehmet Hocam ayeti detaylı açıkladı. Ama burada Şaban Ali Hocam'ın dikkat çekti ...bir husustan biraz yürümek istiyorum. Kültürün aldatı olayları... ...yani fıtrat... ...bizi doğruya götürme kapasitesi olan unsur... ...kültür... ...özünde kötü bir şey değil. Ama pekala kötü olma potansiyeli... ...ve fıtratı bozma potansiyeli olan... ...bir unsur. Şimdi yani... Kültür niye kötü değilse i̇şte Aristoteles'in de dikkat çektiği gibi insan toplumsal bir hayvan. Toplumsal hayvan olmak ne demek? Kültürün içinde olacaksınız demek. Muhammed Abduh da insana dil konuşma yeteneğine bakıyor. Dil konuşma yeteneğimiz Allah'ı bir toplum içinde yaratacak şekilde, e, toplum içinde olacak şekilde dünyaya getirdiğini gösterir diyor. Yani kültür içinde olacak şekilde her insan yaratılmış. Ama Kur'an fıtratı överken kültürü benimseyin diye Kur'an'da hiçbir ayeti yok kültür dediğimiz şey aslında etrafımızdaki çoğunluklardan oluşan kitlelerden oluşan bir yapı o çoğunluğun benimsediği yani e, biz fıtratla doğduktan sonra gözümüzün gördüğü kulağımızın işitti hatta burnumuzun aldığı kokularla da birçok şeyi benimsiyoruz etrafımızdaki kültürü su yemen bir sünger gibi pekala emebiliyoruz o kültürün içinde ırkçılık varsa da onu emebiliyoruz ve etrafımızdaki kültürün de bizdeki etkinliği çok yüksek oluyor o benimsediğimiz unsurların. Aslında peygamberimize birçok insan mesela şunu merak ediyor. Peygamber bu kadar akıllıcı şeyler söylemişken kardeşim o dönemdeki kavmi acaba niye itiraz et? Biz şimdiki kültür açısından baktığımızda oradaki kavmin tezlerinin zayıf olduğunu düşünebiliyoruz. Ama kültürün gücü açısından olaya bakarsak ne olduğunu anlarız. O dönemde birçok insan için Hubel'e inanmak, Hubel putunu yapmak kendi kültürlerinin bir parçası. Hatta kendi kültürlerinde diğer kavimlere üstünlüklerini Kureyş savunurken Hubel'in kendi putları olması üzerinden üstünlüklerini savunuyorlar. O üstünlükçü iddiaları Hubel putuna bağlanmalarıyla alakalı değil mi? O, o kavim kendi kültürünü bunun üzerinden kuruyor. Da, Siz... Şunu da şunu da yapmışlar canım. Hocam. Hubel Kamunun putu var ya yani evet. putlarda da seçkincilik yapmışlar. Mesela Kabe'nin içindeki putlar kamuya aittir. Gidip herkes tapabilir. Oysa kendi böyle elit, aristokrat kesim gidip de Kabe'nin içindeki putlara tapmazlarmış. Onların evlerinde kendi putları varmış. Yani öyle bir putperestliğin bile bir aristokrat ve aşağı avam tabakası diye bir şey oluşturmuş yani kültür. Hubel'in kendi putları olması üzerinden üstünlüklerini savunuyorlar. O üstünlükçü iddiaları Hubel putuna bağlanmalarıyla alakalı. Değil mi? O o kalim kendi kültürünü bunun üzerinden koruyor. Şunu Siz... da şunu da yapmışlar canım Hayır hocam. Hubel kamunun putu var ya. Yani evet. putlarda da seçkincilik yapmışlar. Mesela Kabe'nin içindeki putlar kamuya aittir. Gidip herkes tapabilir. Oysa kendi böyle elit aristokrat kesim Gidip de Kabe'nin içindeki putlara tapmazlarmış. Onların evlerinde kendi putları varmış. Yani öyle bir putperestliğin bile bir aristokrat ve aşağı avam tabakası diye bir şey oluşturmuş yani kültür. Hocam, o da kültür işte. Hayır, hocam, hocam çok güzel açtı ama siz Hubel'i inkar edince sadece orada bir putu inanmanın yanlış olduğunu söylemiyorsunuz ki. Oradaki üstünlükçü iddiaları Kureyş'in yerle bir ediyorsunuz. Diğer kavimler karşı üstünlüğünü yerle bir ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki senin avam gördüğün adamdan farkın yok. Evet. Sen kendini üstünlükçü görerek bir kuruntu ifade ediyorsun. Şeytanın zamanında kendini üstün olduğunu Adem'den iddia ettiği gibi bir iddianın içindesin diyorlar. Yani o yüzdendir ki o putperestliği bırakma. Çünkü putperestliği bıraksa adam kendi kabilesiyle ilgili, kendinle ilgili bütün iddialarından, kültüründen vazgeçecek. Bütün oradaki yapı, sistem alt üst olacak. Zaten Kur'an'ın da muhteşem bir sosyolojik tespiti vardır. Ee, peygamberler gelince ilk itiraz edenler toplumun ileri, gelenleri. o toplumun ileri gelenleri oluyor. Aslında bunun nedenini anlamakta çok e, basit yani iyi düşünürsek. Ama tespit tabii muhteşem çünkü birçok kimse buranın üzerine değerini düşünmüyor mevcut sistemlerdeki haksızlıkları, adaletsizlikleri gideren insanlar peygamberler. Ama her toplum bir statik oluşturmaya yönelik bir eğilimi var. Peygamber geldiğinde yıkacağı bir statiko varsa o statikodan nemalananlar kim? Oranın ileri gelenleri. E o zaman peygamber ilk itiraz edecek olan kim? Toplumun ileri gelenleri. Ya da toplumun bir adalet, bir merhamet, bir eşitlik talebi varsa e bunlar en çok rahatsız olacak olanlar. O toplumda o süreci oluşturanlar. Işte. i̇şte bu aslında ileri gelenler kültürün en güçlü savunucusu da o toplumun ileri gelenleri oluyor. Çünkü o ileri gelenler mevcut statikodan, kültürden, sistemden en çok Nemal. nemalananlar oluyor. Sizin o sistemi yıkmanız demek aslında sen de diğerlerinden daha önemli biri değilsin demek. Senin elinde dünyevi avantajlarını anlama demek. Ancak Allah'ın varlığı ile ilgili bir hakikat, ahiretle ilgili gerçek bir menfaat ile ilgili bir ontoloji oluşturmadan bu sistemi yıkmanız mümkün değil. Çünkü hayatını bir kültüre vermiş insanlar hayatı boyunca yaptıkları davranışların yanlış olduğunu kabul etmeleri Oldukça zor bir unsur. Bununla ilgili tabii psikolojideki bence burada e, bilişsel zıtlık gibi birçok teoriye evet. de atıf yaparak bunu anlatabiliriz. Ama oralara girmeyeyim. Kısacası şunu söyleyeyim yine e, yani öteki bizim bir yerde cennetimiz gerçekten. Çünkü psikolojideki birçok araştırma da şunu gösteriyor. Biz toplumsal bir canlıyız. Ötekiyle beraber yaşıyoruz. Ötekinden kopuk olamayız. Ee, meyve sineklerini bile diğer sineklerden izole ettiklerinde daha erken ölüyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Öteki bize yanlışı verdiği zaman ve biz yanlıştan kopamadığımız an... ...Sartre'ın dediği gibi burada ötekinin cehennem olduğu yere geçiş yaparız. Tam onu söyleyecektim. İşte. Ee, <laughs> öteki bizim cennetimizdir diyor Caner Hoca... Sart'ın söylediği Tabii. öteki bizim cehennemimizdir. Dostoyevski diyor ki cehennem dediğin şey kişinin yüreğinde sevginin bittiği. İyi. Tabii ki. Diyor. Bir yardır de şeriatı da burada anabilir. Belki da Sartır'dan da eki demiş. Öteki bizim zindanımızdır diyor. Öteki de bizim zindan. O, o da zindan onun anahtar terimi olduğu Tabii. için. Yani evet. şöyle bir şey var. Ötekinin bize ne diyeceğine ilgili endişemiz birçok zaman bizi Allah yolundan alıkoyar. Hatta. Fıtratımızın gereğini yapmamızı alıkoyar. Bakın etrafta birçok kimsenin Allah'ı azanmasının arkasında da belli kültürde işte Allah'ı ananlara ne bileyim tığınak içinde gerici, yobaz denmesi ve hatta ya bunlarla uğraşıyor musun? denmesinin etkisi vardır. Veyahut da birçok kimsenin Dediğin gibi yani din adına birçok şeyi yapmamasının altında en önemli unsurlardan biri nedir? Kınayanın kınaması. Aslında bir insan en çok neyle kınanır? Oluşan kültür statikoya uyumlu olmamasından evet. dolayı kınanır. Tabii bu kısacası fıtrat bizim güvenebileceğimiz unsurdur. Etrafımızdaki kültür mutlak olarak kötüdür diyemeyiz. O bir bakıma cennettir. Ama Allah'tan bize saptırdığı an cehenneme geçiş yapar. Etrafımızdaki kültüre biz bir süzgeçle bakmamız gerekir. İşte o süzgeçin adı da Kur'an'dır. Yani etrafımızdaki, çünkü Kur'an'ın bir ismi de Furkan'dır. Doğruyla yanlış ayırt eden. Kültürümüze bir savaş açan biri olarak değil, Kur'an'ın Furkan oluşuyla içinde olduğumuz kültürde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu en iyi şekilde evet. ayıklayan kimseler olmamız Hocam, lazım. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Ee, çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ee, değerli izleyenler bu gece de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın gece inşallah görüşmek üzere diyoruz.